İstanbul bir sahne ve siz de şu anda tam o sahnenin ortasındasınız. Her neredeyseniz burayı sizin için şenlendireceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kültür AŞ ve müzisyenler harika bir sahne için size bu etkinliği hazırladılar. Şu anda her neredeysen bu birbirinden güzel gruplar, müzisyenler, solistler, enstrümanistler, herkes senin için harika şarkılarla karşınızda olacak. Buyurun bakalım, başlıyoruz. Deniz var içinde.
İstanbul bir sahne ve sahnede argo da vardı ve çok acayip müzik yapıyor bu adamlar. Anlatsınlar. Kim anlatacak? Ben anlatacağım. Sen kimsin? Grubun kurucu üyesiyim benim. Biraz heyecan da var ama. Bu ilk bizim sahne alışımız oldu. Gerçekten mi? Evet. Biz 2019 sonunda kurulduk. Pandemi grubu mu bu? Evet. Öyle. Biz bir stüdyoya girdik. Evet. İlk provamızı aldık. Yani ikinciyi aldık, üçüncüyü aldık. Sonra dünya yandı gibi bir şey oldu. Of, acaba virüsü suçladınız mı kendiniz? Biz grubu yapmasaydık yani belki. Yani olabilir, evet. Hayır, hiç bizim öyle düşünmüyorum. Çok güzel olabilir. Bir müzik yapıyorsunuz. Kimler neler yapıyor? Samet, elektronik altyapımızdan sorumlu. Evet, MIDI cihazlarımızı evet. kullanıyor. Uzay, solistimiz. Hı-hı. Tunç, gitaristimiz. Müthiş. Ben Cemre. Davut. Hemen arkada ve çalıyorsun. Evet. O zaman size bir soru. Yaptığınız müziğin ismi, yani tanımı aslında bir mix tanım. Onu bir anlatır mısınız? Yani biz bu konuda çok sıkıntı yaşadık. Aradık ne yapıyoruz biz diye baktık. Evet. Hani tarzımız ne, janra çok. Ya bu ilişkinin adını koymak gerekiyor değil mi? Evet. Yani çok değişik çevrelerce çok farklı tepki aldığımız bir kavrama ulaştık, Indietronica diye. Evet. Yani indie müzik ve elektronika diye iki farklı müziğin hibriti gibi bir şey diye düşündük. Fakat ama hani özellikle böyle eğitimli, bu işin eğitimini almış insanlar buna böyle hani tebessümle baktılar. Yani, ne gerek var böyle etiketlere gibi. Ama şey desen mesela olmuyor mu Cemre? Mitolojiden geliyor. Neden olmasın? Evet, severiz yani. Vay, güzel bence de. O zaman teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sırada diğer performans var. Gayet şirin geldi dillerin sunar.
İstanbul bir sahne, harika performanslarla devam ediyor ve şimdi pis gitarla konuşuyoruz. Böyle döndüm bak. Merhaba. Merhaba Doğancan, nasılsın? Teşekkür ederim, sağ olun siz. Teşekkürler. Pis gitar. O lise zamanından. Lise zamanından. Kaldı öyle. Ben de bir daha değiştirmedim. Baktım herkes pis gitar diye tanıyor. Derim şey kalsın öyle. Şey olmasın, o bir lise aşkım var. Seni pis gitar olarak hatırlıyor. Bulsun seni diye. O zamanlar çok pis çalıyordum. Derim. Doğancan ne yapıyorsun? Çok yerde sahne almışsın. Evet aldım. Bayağı yani. Bütün İstanbul'un hemen hemen her noktasında almış olabilir misin? Her nokta değil ama hemen hemen aldım. Beylikdüzü'nden Tuzla'ya mesela. Beylikdüzü uzak biraz. O kadar açılmadım. Taksim'de bıraktım. Taksim Beşiktaş'ta bıraktım. Evi o çok uzak yoksa orası. Kendin neler yapacaksın? Kendin yani bu pandemide şey düşündün mü? Ya kendim sıfır bir şarkı çıkarıp bir planın var mı? Benim biraz söz yazma sıkıntım var. Melodi yapabiliyorum ama söz yazamıyorum. Hani... Seni burada birçok arkadaşla tanıştırabiliriz. Olur. Olur. Harika bir yetkinlik. Herkes burada çünkü. Olur. Çok iyi olur hatta. Olur. Sana bir son bir soru soracağım ve kaçacağım. Gitarınla ilgili espri yapıyorlar mı? Yani bu pis gitar, ha yıkadın mı hiç falan? Yok, bunu ilk defa şu an siz yaptınız. Siz diğer performanslarda çok mutlu olacaksınız çünkü ben sizi mutlu edemeyeceğimi anladım. Duydum ki sen beni kalbinden silmiş unutmuşsun. Bense hala hatıranla her gün bin kez ölüyorum. Duydum ki sen beni kalbinden silmiş unutmuşsun. Bense hala hatıranla her gün bin kez ölüyorum. Sen gönlünü benle değil, hep ellerle avutudun. Bense seni, yalnız seni, deliler gibi özlüyor, seviyorum. Sen gönlünü benle değil, hep ellerle avutudun. Bense seni, yalnız seni, deliler gibi istiyor, seviyorum. İnan çekmeye razıyım bütün dertlerini. Sense bensiz yaşamaya yemin etmiş gibisin. Sen gönlünü benle değil, hep ellerle avutudun. Bense seni, yalnız seni, deliler gibi özlüyor, seviyorum. Sen gönlünü benle değil, hep ellerle avutudun.
bense seni, yalnız seni. Deliler gibi istiyorum, seviyorum. Deliler gibi özlüyorum, seviyorum. Deliler gibi istiyorum, seviyorum. Müziğin her türüyle karşınızdayız ve İstanbul bir sahne tam da bu anlamda harikalar yaratıyor. Ve karşımda Çağdaş Sulseven ve Türkiş Alaturka grubu. Biraz eksikleriyle de olsa hep beraber arkadaşlarımızla İstanbul Büyükşehir Belediyesi kültür etkinliklerinde bulunmaktan ötürü çok büyük bir gurur ve onur duymaktayız efendim. Efendim biz teşekkür ederiz bizimle olduğunuz için. Kimler var, biraz tanıt grubu? Kemanda sevgili kardeşim Murat ve klavyede sevgili kardeşim Ersin var. Ama Kanun ve baterimiz de vardı. Rahatsızlıklarından ötürü bugünkü konseri iştirak edemediler. Kalan sahalar bizimdir diyerek. Devam ettik. İki kişilik dev orduyla devam ettik. Bütün pandemiyi aslında özetlediniz siz. Değil mi? Böyle. Evet. Ya, bütün olayımız evet, böyleydi şu evet. anda. Peki Londra, Çin, Vietnam değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Evet, farklı farklı noktalar. Yurt dışında da yurt içinde de çeşitli konserlerimiz oldu. Yani. Biz Türkiye'den geldik dediğinizde ya hepiniz başka milletlere benziyorsunuz diyen oluyor mu? Yani mesela Murat'a yok, biz her şey yerde belli ediyoruz kendimizi. Tanıyorlar bizi. Bu iyi bir şey değil mi? Özellikle tamam. Fransa'da Türk müsünüz? Direkt hemen sordular. Müzikten olabilir mi? Yani Türk sanat, henüz musikisi. Henüz sokakta yürüyorduk, bir şey yapmamıştık. Ha, sokakta yürüyordunuz bir de. Efendim programı bitirmek istiyorum şu anda ama yapamıyorum. Çok teşekkür ederim, çok tatlısınız. Kendimizle barışık bir milletiz ama aynı zamanda da tavrımızı da tarzımızı da her belli zaman, ediyoruz. Her zaman, her ezelden zaman. Ebediyete. Tabii İstanbul gibiyiz zaten ya. Kesinlikle. Hikayemiz bu. Kesinlikle. Teşekkür ediyorum performansınız için. Biz sizlere teşekkür ediyoruz efendim. Biz devam ediyoruz. Gülen her yüze
sahnemiz devam ediyor ve Cengiz Yurseven. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İlk defa görmüş gibiyim sizi, halbuki hep görüyorum. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Harika bir ekip. Ben öncelikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ'ye böyle bir etkinlik düzenlediği için tüm müzisyenler adına, kendi adıma teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Biz de teşekkür ediyoruz. Herkese, hepinize. Çünkü çok güzel bir etkinlik. Bu yıllar sonra da bakıp vay be, bugünleri de böyle geçirdik diyeceğiz. Evet. Evet efendim. Fırat boyları mıyız? Fırat boylarıyız. Cengiz Yurtseven'iz de olabiliyoruz zaman zaman. Fırat boylarının anlamı şudur. Türkiye'de Fırat'ın başlayıp bittiği alan içerisindeki ne kadar il ve ilçe varsa oraların kültürünü, musikisini biz icra ediyoruz. Hepimiz oralardan gelmemiyiz. Hepsi oralardan. Vay be, güzel ekip o zaman. Orkun oğlum. Evet, Orkun. Cengaver, Berk, Cahit Özkay ve Selami Öztürk de dayım oğludur. Siz akraba iş yapıyorsunuz. Hep akraba ama hep 20 yıllık varız yani. Bir de abinin dediği gibi az önce grubumuzun daha yarısından fazlası da yok. Ha, bayağı kalabalık bir ekip tabii, bu. Tabii. Evet. Vallahi güzel, tebrik ediyorum sizi. Biz teşekkür ediyoruz. Harika bir performanstı. Ben gidiyorum, şimdi diğer performansa doğru koşacağım. Siz de o zaman. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. O zaman devam ediyoruz. Açtım kollarımı, tek başına kaldım, sessiz sedasız yollarına düştüm dünyadan. Ele tek çektim dünyadan, ele tek çektim. Bile bile göz göre inandım her güzel söze, aldandım. Hepsi içime dert oldu, hepsi içime dert oldu. Ah, kendimi tanımıyorum. İçmem lazım. Thank you.
Kan ter içinde uykudan uyandım. Ortalığı birbirine kattım. İbreti rüyalar gördüm. İbretli rüyalar gördüm. İstanbul bir sahne devam ediyor ve Kardelen Trio. Harika üç adam. Harika şeyler çok yaşattınız. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Vallahi İstanbul'u anlattınız. İstanbul'u biz müziğimizin merkezi yaptık. Hı hı. Tabii sadece İstanbul değil, Hint müziği, İran müziği, işte Balkan müziği, Amerika zaten. Bunları kendi içimizde bir füzyon haline getirdik ve buradan çıkan şey, bunlar zaten adı üzerine aracı, enstrüman, hı-hı, aracı oluyorlar bizim bunu yapmamıza. Evet. Bu şekilde bizim müziğimizin kodlarını kısaca özetleyebilirim. Ekipte kim, yani nasıl tanırsın arkadaşlarını? Öncelikle ben Mustafa ile tanıştım. Mustafa Volkan, evet, kıymetli arkadaşım. Kanun. O da kanunu çalıyor ama böyle bir kanun çalış ve böyle bir yaklaşım gerçekten çok orijinal. Biz de birbirimizi bulduk. Önce beraber duo halindeydik, ikili halindeydik. Sonra aramıza Hüseyin Ceylan katıldı. Ve bu forma en son halimize ulaştık ve bu şekilde devam edeceğiz. Vallahi güzel gidiyorsunuz. Son bir soru. Bu kadar sakin misiniz yoksa trafikte küfür edilir mi ya da bağırılır mı? Yani yoksa bir ya iyi. Şimdi müzisyenlik tabii ki upları ve downları fazla, hı-hı, olan bir şey. O yüzden bizim de yere geldiği çok sinirlendiğimiz anlar oluyor. Sinirlenince ama, anladım, çok sert olana. Tabii. Okay. Bakmayın. Bizim de beraber yaşayanlar bunu tabii bilirler. Onun haricinde biz enstrümanlar yardımcılığıyla kendimizi ifade etme yolunu tercih ediyoruz. İnsanlara zarar vermektense. Müthiş bir şey yapıyorsunuz. İzleyenleri ve dinleyenleri de o hale getirdiniz. Yani hepimiz sütlaç gibiyiz şu anda. O zaman görüşürüz. Daha görüşürüz, acayip performanslar var. Ben aldırmadım birkaç yalanla yıkılmazdı aşk. Soruşturmadım İhanet, beni korkutmaz, durdurmadım. Gidiyorsa gitsin kapı, aramın çok kızmadım. Döner elbet sonu pişmanlık. Ziyadesiyle güzel geçti yıllarım seninle. Nasıl derim? Sekiz yüz aşka dönüş, hadi geç.
yaşarız çatı kazanı. Bulamam seni özeni. Git yine gör hadi doğruyu bul. Hadi sonra kollarıma dön. 800 aşkla tanış. Hadi gez görüş görüş. Gel yine bul beni üz beni kır beni. Yeter ki sen bana. Dışarıda sıcadı kazanı. Bulamam seni özeni. Git yine gör hadi doğruyu bul. Hadi sonra kollarıma dön. İstanbul bir sahne ve İstanbul gibi birbirinden farklı müzisyenlerle biz burada dijital sahnemizle karşınızdayız ve Ayşe Çınar. Merhaba. Harikaydı. Çok güzeldi. Kıpır kıpırdı. Vallahi çok eğlendim. Şurada oynuyordum. Oh ne güzel. Harika. Gördüm bir karanlıkta ama. Siz Monica Molina'yla sahne aldınız. Evet. Hem de evet. Harbiye'de burada. Evet. Muhteşemdi. Çok gurur evet. verici. Evet. Hatta daha iyiydin diyebilirim ondan. Gerçekten. Evet işte harika. Bize Monica bir... bambaşka bir insan, bambaşka ya, bir sanatçı. Şakası ama hani yok, nasıl olsa cevap hakkı doğmadığı için istediğimizi söyleyebiliriz. Ya onun için hiçbir şey söyleyemem. Çünkü Monica Molina gerçekten hani sanatçı kişiliğinin dışında insan olarak da bambaşka bir boyutta bir insan. İyi ki öyle bir dostum, arkadaşım oldu her şeyden önce. Sonra da tabii sanat birlikteliğimiz de oldu. Böyle bir projede de olduk. Benim için çok güzel bir anıydı. Çok güzel de bir tecrübeydi. Ki ilk sahnede Harbiye'de 5000 kişi önünde çıkmış oldum. O da müthiş, ayrı bir şeydi. İşte bu da güzel bir çok şey. Çok gurur verici bir durumdu. Ama tabii ki o günü bana sorarsanız ben o günü hatırlamıyorum. Heyecandan. Çünkü artık neredeydim o heyecanla? Nöptün, gliton bilmiyorum yani. Öyle bir gece oldu. Müthiş, harika. Sonra bir tabii anı. O şarkıyı albümümde de kullandım ben, Apa Salento'yu. Klipte de bana eşlik etti. Öyle bir anımız olsun istemiştik. Madrid'e gittik. Klibin bir kısmını da orada birlikte çektik. Çok gurur verici. Açıkçası kendi adıma söyleyeyim. Çok gurur duydum. Harika. Ekibi bir tanıtır mısınız? Tabii bu ki. Harika adamlar, çiçekli abiler, müthişler. tabii öncelikle çok güzel bir aileyiz. Eşim Erkin Hadimoğlu, o da müzisyen, Yeni Türkü grubundan. Kıvanç Kaplan, Güvenç Kaplan kardeşler. Anladım. Burası? Metin Yavuz ve Emre Şen arkadaşım. Hani kız tarafı erkek tarafı gibi ayırmışız. Ayırdım valla. Ne yapalım? Çok eğlencelisiniz, çok keyiflisiniz. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Öncelikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Bu 1,5 yıl bizim için çok uzun ve biraz sancılı geçti. Hepimiz için aslında. Bizlerin yanında oldu ve böyle bir imkan sağladı. Çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Hem Kültür AŞ'ye hem de siz müzisyenlere burada hep beraber harika bir anı evet, ve etkinlik yarattık. Çok güzel oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. O zaman şöyle yapalım. Yeni bir performansla devam edelim. Thank you.
dijital sahnemizde çok güzel bir klasik rüzgar esti. Üşüdüm biraz ama olsun. Doğukan. Merhaba. Acayip bir adamsın. Teşekkür ederim. Yani çalarken bütün mesela kirayı, faturayı, her şeyi düşündün mü? Hepsiyle yaşıyoruz. Şaka yapıyorum, nacizane. Mimar Sinan'dan İstanbul'a. Evet, İstanbul Devlet Konservatuarı. Ne oldu Mimar Sinan'da? Geçiş yaptım. Ha, geçiş yaptın. Aynen, direkt geçiş yaptım. Aşık olduğun birine oraya mı gittin? Yok, öyle değil. Yok, geçiş yaptım. Hocam, başka bir hocayla çalışmak için. Evet. Şu anda hala lise 4 okuyorum. İstanbul Devlet Konservatuarı'ndayım. Vay. Evet, daha gencecik. 19 yaşındayım. Muhtemelen sosyal olamıyorsun çünkü bu alet, yani enstrüman, böyle bayağı saatlerce çalışıyor. Ya hepsi öyle belki de ama o çok daha evet, enteresan. Yani günde, her gün elinize almak zorundasınız. En azından 2-3 saat çalışmak zorundasınız. 2-3 saat. Yani en kısa 2-3 saat çalışmak zorundasınız. Zaten okulda çok zor. Evet, çok bayağı da zor. Ama elimizden geldiği kadar çaba zaten gösteriyoruz. Zaten elimizden geldiği. Ne tavsiye edersin? Yani, ben ses çıkaramadım çünkü hiçbir şekilde kendisinden. Çocukken başlamak lazım. Can. Bazen ufakken öğrenmek lazım bazı şeyleri. Ben 9 yaşında başladım müziğe. Benim babam da müzisyen. Abim de Mimar Sinan'da okuyor. Abim de müzisyen. Biz ailecek müzisyeniz. Müzikle uğraşıyoruz. Müziği de seviyoruz. Çok güzel. Vallahi pırıl pırılsın. Çok teşekkür ediyorum. Diğer performanslara geçiyorum. Tamam. Görüşmek üzere. Devam edin. Sahnemiz devam ediyor ve muhteşem bir ikili Avrasya Duo ile karşınızdayız. Doğru söylüyorum. Evet. Tamam. Evet, Emre ve Güneş, ikiniz evet. Buradasınız. Siz acayip işler yapmış iki adamsınız. Biraz anlatır mısın Emre? Tabii. Kısaca bahsedeyim. Güneş ve ben İTÜ kompozisyon bölümü mezunuyuz. Lisans derecesinde. Şimdi Güneş kompozisyon bölümünde. Şimdi tabii bestecilik oldu adı. Güncel ismi bestecilik. Yüksek lisans öğrencisi. Ben de çalgı bölümünde tar eğitimi üzerine ihtisasımı sürdürüyorum. Aynı zamanda çalgı lisansım da var. Hani çap Anladım. Yaparak mezun oldum. Tabii bizim bir araya girişimiz çok farklı şekillerde, farklı anlayışlarda müzik yapan iki insanın
böyle ortak bir paydada buluşması gibi bir durum oldu. Çünkü iki farklı kültürün enstrümanları bunlar. Yani piyano bir Avrupa klasik müziği çalgısı. Evet. Tarda zaten Farsça bir kelime, Türkçe tel demek. Hı hı. O da bir Kafkasya çalgısı. Sana şey diyorlar mı? Mesela ne yapıyorsun sen? İşte tar çalıyorum. Başka? Evet, başka. Tabii çok yani. Ben radyocuyum, bana yıllarca bunu sordular. Her müzisyenin mahsus tarihiydi. Yani işte bir şekilde sürekli olarak sahnede olanların işte aslında şöyle bir takım kavramsal karmaşalar da var. Mesela solist kelimesi aslında sahnede tek başına performans gösteren kişi demek. Ama işi bu olan insanlar bile sadece solistin sahnede tek başına ses performansı gösteren bir kişi olduğunu düşünüyorlar. Aslında solist tek başına performans gösteren kişi demek. Yani bu enstrüman da çalıyor olabilir. Hı-hı. Aynı şekilde ses performansı da gösteriyor. Anladım. Vokal tekniğiyle de yapabilir, enstrümanla da yapabilir. Tabii aynı şekilde solist tek başına performans göstermek anlamında kullanılıyor. O zaman ben de bir solistim. Herkes bir solist. Oley, herkes bir solist. O zaman daha çok solist var bende. Tabii. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Devam ediyoruz. Yüzüme kapatarak bitmeyen sızım mı kalacaksın? Beni kalbine almayarak, beni gönlüne sarmayarak. Oysa ki seni gördüğüm anda çarptı kalbim hızla. Bunu benden alma. Ben hep seni bekliyormuş gibiyim. Zaten çok kadersizim. Elimi tut, bırakma. Sen kıymetliyim, sen değerliyim. Sen vazgeçilmezimsin. İnan rüyasına daldım. Nasıl da bağlandım. Gitme yanımdan bir an. Sen kıymetliyim, sen değerliyim, sen vazgeçilmezimsin. İnan rüyasına daldım, nasıl da bağlandım, gitme yanımdan bir an. Seni gördüğüm anda çarptı kalbim hızla. Bunu benden alma. Ben hep seni bekliyormuş gibiyim. Zaten çok kadersizim. Elimi tut, bırakma. Sen kıymetliyim, sen değerliyim. Sen vazgeçilmezimsin. İnan rüyasına daldım, nasıl da bağlandım, gitme yanımdan bir an. Sen kıymetliyim, sen değerliyim, sen vazgeçilmezimsin. İnan rüyasına daldım, nasıl da bağlandım, gitme yanımdan bir an. Sen kıymetlim, sen değerlim, sen vazgeçilmezimsin. İnan rüyasına daldım, nasıl da bağlandım, gitme yanımdan bir an. Sen kıymetlim, sen değerlim,
sen vazgeçilmezimsin. İnan rüyasına daldım, nasıl da bağlandım, gitme yanımdan bir an. Ne olur aşkıma inan. İstanbul bir sahne ve biz bir anda pop müziğe geçtik. Bu bir pop mudur? Yani bu bir pop da değil aslında tam olarak. Böyle ama popa bayağı bir yakın. Yani poptur o zaman. Evet. Bu çok yani soruluyorsa poptur. Evet evet. Nasılsın Burak? Teşekkür ederim Yasemin Hanım. Siz nasılsınız? Bu arada programınızın takipçisiyim. Radyo programınızın. Ha pardon, evet. Ben de çok sıkı bir takipçisiyim. Teşekkür ederim efendim. Rica ederim. Sağ ol. Şimdi ekibi bir tanıt. Evet. Gitarda sevgili Tayfun Toraman. Davulda sevgili Can Yamanlar ve klavyede sevgili Volkan Yiğit. Herkes sevgili. Evet, herkes sevgili. Müthiş, harika. Sevgi dünyayı için... sevgi kurtaracak çünkü. Tabii, kesinlikle. Ne yapıyorsunuz şimdi? Yeni bir şeyler hazırlıyor musunuz? Var mı? Vallahi bir albüm hazırlığı içerisindeyim ben. Ama biliyorsunuz 14-14,5 aydır tabii sahne alamıyoruz. Evet. Yani inşallah bitecek. Biteceği günü bekliyoruz. Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bu fırsatı için, bu fırsatı bize verdiği için çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Evet, hem Kültür AŞ hem de tüm müzisyenler. Evet. Bu çok güzel bir etkinlik. Gerçekten çok büyük bir olanak sağladılar bize. Biz izleyenler de şöyle müziğe böyle iyice böyle bir aksınlar, doysunlar demiyorum. O bana çok garip geliyor. Müziğe doymak ne? Ben doymuyorum müziğe çünkü. Müziğe doyulmaz tabii ki. Teşekkür ediyorum. Başka performansa koşuyorum. Biz teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Tamam, görüşmek üzere. Ben koşuyorum şimdi, siz de gelin.
İstanbul bir sahne dedik ve öyle bir üçlü geldi ki onların da kafası karışık ama müzikleri net, clean dediğimiz o temiz akış. Teşekkürler. Rica ederim. Fırat, Görkem, Teorem. Evet. Doğru hatırlıyorum değil mi? Doğru. Müthiş. Harikasınız çocuklar. Anlat Teorem. Yani ismin müthiş ama. Teşekkür ederim. Yani biz aslında hepimiz aynı Güzel Sanatlar Lisesi'nde tanıştık. Oradan mezun olduk. Beraber müzik yapmaya başlamadan önce, yani önce arkadaş olduk. Sonra beraber müzik yapınca daha böyle kenetlendik birbirimize. Yani yıllar içinde hepimiz birlikte, daha doğrusu hep beraber, yani her tarz parça çaldık. Onun dışında hepimizin ayrı ayrı projeleri oldu ama hep böyle güzel projelerde bir araya geldik yani. Ben bu üç enstrümanı görünce ne yapacağınızı çok merak ettim. Az önce dinlediğimiz şarkı ya da izlediğimiz de diyebilirim. Ne o? Yani aslında şöyle... Yani o derken hem tarz hem de beste nedir, kimindir? Aslında şöyle, biz de tam olarak net bir şey yapmadık. Çünkü biz aslında parçanın başında belli riffler belirledik. Ve bu riffleri her çaldığımız sefer, her farklı şeyler hissettiğimizde farklı çalabilmek için boş bıraktık aralarını. Yani aslında girişte belli bir düzen yoktu. Sadece belirlenmiş riffler vardı. O rifflerin üstüne bir şey yaptık. Sonra da Kumsalda Dans adında bir parçaya bağlayıp bitirdik. Bitirdiniz. Harika. Aynen. İsim Moda Trio. Moda o yeni trio. Ama bir yarım saat önce koydunuz galiba aynen. ismi. Ondan önce Teorem. Biraz bir o konuda bir kafa karışıklığı oldu, evet. Eminiz ama değil mi? Netiz şu anda. Şu an netiz. O isim de şey, biz lise 1'deyken yani ders aralarında hep bir araya gelip farklı tarzlarda müzikler yapıyorduk. İşte yani hepimizin alanları farklı bu konuda. Yani Fırat dersten çıkıyordu. Bana bak bu konu şöyleymiş falan. İşte Görkem dersten çıkıyordu. Sonra bir araya gelip bir şeyler yapıyorduk. Sonra okuldan çıkınca baktık hani boş zamanlarımız oluyor hepimizin. Lise 1'deyken, yanlış hatırlamıyorsam ya da 2'deyken Kadıköy'de Moda'da bir kilise var. Yani Kadıköy'e gidenler büyük ihtimalle bilir. Orada dedik, yani hava da güzeldi. Bir gün çıkıp müzik yapalım dedik. Oradan da bu isim kaldı böyle. Güzel. Bu isim oradan yani. Kaldı. Aynen. Tamam. Sonra buna karar verdik. Net olduklarına eminiz. Moda Trio yazınca bir yerde çıkıyor mu? Çıkmıyor. Tamam. Net değiliz. Teşekkür ediyoruz. Bu netsizliğinize ama müziğiniz çok netti. Harikaydınız. İstanbul Bir Sahne programımızın sonuna geldik ama bildiğiniz sonlardan değil. Böyle bir sürü müzisyenle harika sahnelerle yine buluşmaya devam ediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ'ye herkese teşekkür ediyoruz. Bu etkinlik için hepimizi bir araya getirdiler. Görüşmek üzere.